Evet arkadaşlar merhaba. 18 Eylül 2020 Cumartesi günü Ankara Ateşleri gündüz programında tekrar merhaba diyoruz. Ankara'da 9 koşullu bir program var bugün ve baktığımız zaman 2 tane de altılı ganyan var. Zor bir gün gerçekten. Hızlı bir şekilde tahminlerimize geçelim. Birinci koşu saat 14'te Maiden Dişiler, 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 13 tane toplam safkan var burada. Arkadaşlar güne direkt olarak bir banko ile başlıyoruz. Şu ana kadar şans pek tutmayan bu turbo yavrusu Lemis artık zamanı geldi. Yani bu grupta da kolay kolay affetmez diye düşünüyoruz. Tabii ki zor olacak olan iki tane safkan var bunu. Bir tanesi 2 numaralı Akın Sözen'in mi Akkere, diğeri de 10 numaralı Sufle ayak kurşunla. Tabii Mehmet Kaya'nın bindiği bu Kara Hilal de var da onun biraz daha zamanı var arkadaşlar. Burada Lemis günün ilk bankosu ve birinci koşuda birinci ayakta ilk banko. Evet ikinci koşuya geçiyoruz şimdi. İkinci koşu Ankara'da satış 2 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çimpisi çıkıyorlar. Baktığımız zaman burada 3 tane safkan çok ön planda. 6 atın 3'ü arkadaşlar. Bakın 13 atta bir at veriyoruz. 6 atta 3 at veriyoruz. 4 numaralı Yeni Dünya Ali Kaçmaz da. 6 numaralı Apus Mert Ali Solmaz da. Ve 1 numaralı Bülent Ağa Okan Akerli arkadaşlar. Tabi burada mikro tikler falan da var. Yani zor bir koşu bu. Biz burayı 4-6-1 geçiyoruz. Biraz Ali Kaçmaz'ın bindiği Yeni Dünya'dan iyi bir koşu bekliyoruz arkadaşlar. Yeni Dünya. Her ne kadar burada 7. de olsa Scarface yavrusunun hiç de öyle kötü koşacağını düşünmüyoruz bu sefer. Tabii ki varsa sizin atınızda değerlendirebilirsiniz burada. 4-6-1 diyoruz. Üçüncü koşu 7'li plasenin başlangıç ayağı Türkiye Halk Oyunları koşusu kısa vade 6. 3 yaşlı İngilizler 2200 metre kum pistte çıkacaklar. Burada da 5 at var ve biz de 3 tane atı çok ön planda bulduk. 1 numaralı Şanlıtay diyoruz. Mehmet Akyavuz'da. Mehmet Akyavuz zaten Ankara'ya çok aşina bir jokey. İyi ata bindiği zaman elinden geleni yapıyor. Ve burada da normal şartlarda bu atın zamanı geldi arkadaşlar. Normal şartlarda kazanması lazım. Bir aylık bir arası var. Aynı şekilde 5 numaralı efsane kız Nizamettin Demir'le günün sürprizini yapabilir. Biz listemize aldık ve 2 numaralı İştar Ahmet Çelik'le burada tabii ki bu genelde bu Hulusi Çil'in atlarını getiriyor bu vatandaş. Olabilir. 1-5-2 şu anda hem sürpriz hem favori karışık gayet yolu. Normal şartlarda herkes 1-2 yazacak bunu tabii. Ama dediğim gibi yani Lakers ve Kings-Inspect'ten herhangi bir performans beklemiyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Evet burayı 1-5-2 diye geçtik mi adeta kapatıyor gibi olur diye düşünüyoruz. Arkadaşlar şimdi ikinci altının başlangıç ayağındayız. Dördüncü koşu. Burada şartlı 4 yaşlı Araplar 1900 Çin başlığımız var. Toplam 12 tane safkan burada start oluyor. Arkadaşlar burada günün bu zor koşusunda 6 tane at yazacağız. Evet ilk atımız 6 numaralı Handassa Özcan Yıldırım'la. Arkadaşlar normal şartlarda alternatif banko düşünmek isteyenler bu safkanı düşünebilirler. Uygun mesafe, uygun kilo, yani üzerinde uygun jokey. Çok dikkat edin. Hani biz bunu altını çizelim böyle. 6 numara Andas'ın gelme ihtimali çok yüksek. Kötü koşması halinde 2 numaralı Deli Oğlan Ahmet Çelik'le, 3 numaralı Memocan'dır Mehmet Kaya'yla, 8 numaralı Taçan Mehmet Salih Çelik'le, 10 numaralı Demir Emrah Mert Gökalp Aslan'la ve 7 numaralı Kaçer Kızı Akın Sözen'le arkadaşlar. Kaçer Kız da çok iyi bir safkan. Bir türlü yani bir birincilik yaptı ama bir türlü kendini ifade edemiyor. Ama bizim burada kesinlikle ve kesinlikle altına çizdiğimiz ve iyi bir koşu beklediğimiz 6 numaralı Handas arkadaşlar. Burada alternatif banko gibi düşünün. 6, 2, 3, 8, 10, 7 şeklinde
Burada tam 6 tane safkanla geçiyoruz. 6'yı öne alıyoruz. 5. kuşu şimdi altılı gayen ikinci ayağı, ikinci altılı maiden, 3 yaşlı Araplar, 1400 metre çim başlığımız var. 13 tane safkan var ve 3 tane ekül var. Gördüğünüz gibi 2, 7 ve 10 ekül grubu. Şimdi burada 4 numaralı dahi kız Mehmet Kaya'yla normal şartlar altında bu maiden'den çıkması lazım. Fakat bu kayaların özelliği böyle ikramiyelerden ikincilik, üçüncülük yaparak bir müddet atlardan yararlanmak, böyle bir felsefesi olduğunu biliyoruz. Bu kesin bir bilgidir. Yani öyle bir varsayım falan değil bu arkadaşlar. 12 numaralı Sercanan Muhammed Özdemir'le ve 7 numaralı Hayalet Şehir baz aldık biz. Bu ekürlerden, yoksa Paris aşkıyla Atakum kızı, tabi Atakum kızı da iyi. 3 tane ekürü koyduk mu buraya, yeterli oluyor arkadaşlar. Burada şu atı takip olun. 5 numaralı Gülbiten, yaşarcık yavruları daima iyidir. Böyle 1400 gibi, 1200 gibi, 1000 gibi mesafeleri çok iyi koşar arkadaşlar. Yaşarcık yavrularını daima mümkün mertebe kısa mesafelerde kuponlarınızı bulundurmanıza yarar var. Gerekirse yazın bunu. Yani 4, 12, 7, 5 yapın. Tavsiyemiz bu yönde. Evet, 6. kuşu 16.30'da kısa vade 7, 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar, Ankara'nın kumuna. Evet arkadaşlar, burada günün ikinci altılı için bir bankosu var. 7 numaralı tumbul çiçeği, Kaysbert yavrusu, bu da Ahmet Çelik'le günün bankosu arkadaşlar. Burada bu safkan tam böyle yerine zamanla geldi, üzerine jokeyi de geldi. Mesafe iyi her şekilde ve burada biz tumbul çiçeğinin bir numaralı rakibi, bir numaralı Baba Arif rakibi, bir numaralı Mahsun Kral ve 2 numaralı Mahsun Kral. Kiloları onların da ağır gibi gözükse de arkadaşlar, burada 7 numara tumbul çiçeği bizim bankomuz. Bakın tumbul çiçeği de burada Kaysbert yavrusu, bir de Kaysbert Baba Arif var. Yani kalite daima ön planda. Evet, 7. kuşu şartlı 5 dişi, 3 ve yukarı İngilizler, 50 2100 metre kum şartlı 5 dişi, 3 ve yukarı İngilizler, 2100 metre kum başlığımız var burada. 6 tane at var. Arkadaşlar burada 2 tane at var. Bizim kesinlikle yazın dediğimiz, onlardan bir tanesi gerçekten son koşusunu çok beğendiğimiz Royal Chic 6 numara ve 3 numaralı Ambusher Ahmet Çelik'le arkadaşlar. Burada Royal Chic'ten çok ümitliyiz biz açıkçası. Royal Chic'ten çok iyi bir koşu bekliyoruz. Hani bize göre böyle alternatif banko bile olabilir ama Ambusher'ın kalitesi de var. 60 kilo olmasına rağmen gelebilir, Ahmet Çelik üzerinde güzel bir yönetim gösterebilir. Tabii daha sonra Valente devreye girebilir. Burada 3-6 diyoruz artı, çok yani ne yapalım başka, bu atların dışında ne önerirsin derseniz eğer, bir numaralı Valente derim. Evet, burayı da 3-6 geçiyoruz. İsteyenlere 1 ilave edin diyoruz. Arkadaşlar 8. koşudayız şimdi tabelaya. Handicap 21, 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Toplam 7 tane safkan var ve burada biz 3 tane safkana yer verdik. Çok iyi koşmasını beklediğimiz, gerçekten bugün Kuyma de Grande arkadaşlar, Akın Sözen'le alternatif banko dayı olabilir. Bu bir notunuzu alın onunla ilgili. 3 numaralı Atıcı Bey Ahmet Çelik'le, 4 numaralı Şahin Han Mehmet Sahil Çelik'le. Burası için yeterli diyoruz. 2-3-4 şeklinde, ama 2'nin altını çiziyoruz arkadaşlar Akın Sözen'le. Çok iyi bir koşu bekliyoruz. Bu ateşin kanatları da devamlı kendini gösteriyor. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İkinciliği var. En son koşusunda da baktığımız zaman onun mesafesini 1400'dü. Yani bir şekilde Merkökar Aslan'la 1400, şimdi 1600. Bilemiyorum yani, dileyenler onu da yazabilirler. Yani garanti olsun dersiniz, 2, 3, 4 ve 1'i de ilave edebilirsiniz buraya. Ama dediğim gibi Kuyumada Grande'den çok iyi bir koşu bekliyoruz arkadaşlar. 9. koşu Handicap 16, 4 ve yukarı Araplar 2000 kum başlığımız var. Son koşudayız artık.
14 tane safkanın içerisinde tam 5 tane safkana yer veriyoruz. 4 numaralı Asrın Pehlivanı Özcan Yıldırım'la, 2 numaralı Diyavasi Ahmet Çelik'le, 1 numaralı Beyaz Adam Ercan Çankaya, 5 numara Asrasyat Nizamettin Demir'le ve 9 numaralı Hızlı Kuruş diyoruz Mehmet Akgavuz'da. Baktığımız zaman burada 4, 2, 1, 5, 9 olarak burası için yeterli gözüküyor. Dediğim gibi 4, 2, 1, 5, 9. Burada Beyaz Adam'dan da bugün iyi bir koşu bekliyoruz arkadaşlar biz. Onu da söyleyeyim. 61 kilo olmasına rağmen 2000 metre kaldırabilirse çok iyi. Günün sürprizini 14 numaralı Özay Berk yapar. Onu da dileyenler kuponlarını alabilir. Bomboş koşuyor çünkü. Handikap puanı en düşük ama olsun. Bir şekilde değerlendirebilir bu yarışı. 4, 2, 1, 5, 9 ve artı 14. Evet arkadaşlar, Ankara ile ilgili görüşlerimiz sona eriyor. Tüm bizi izleyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz, bol şanslar diliyoruz. Bir sonraki videoda İzmir ile ilgili videomuz var. Onunla da ilgili görüşlerimizi dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.